Merhabalar arkadaşlar. Bu eğitim videosunda son yaptığım çalışmanın post-production aşamalarını birlikte inceleyeceğiz. Dosyalarını da sizinle paylaşacağım. Yine üzerinde uygulama yapabilirsiniz. Çalışmalarımı takip etmek için bir Facebook sayfası oluşturmuştum. Dilerseniz bu sayfa üzerinden de yine çalışmalarımı görüntüleyebilirsiniz. Linkini açıklamalar kısmında paylaşacağım. Post-production işlemleri render sonrası için oldukça önemli. Şöyle bakarsak bakın raw render'ımız yani direkt V-Ray'le render ettiğim zaman elde ettiğimiz görsel bu. Üzerine Photoshop'la uygulama yaptığımız zaman elde ettiğimiz görsel bu şekilde. Şimdi bu hale nasıl geldik? Onları aşama aşama ilerleyeceğiz. Yine render elementlerini kullanıyor olacağız. Hemen şöyle önce bir çalışmamı açayım. File Open dedikten sonra son aldığım render'ı alıyorum. Şimdi öncelikle benim burada yaptığım bir hata var. Dosyanın yolunu değiştirdiğim için map'leri görmemiş. Bakın çiçeklerimin kaplaması gelmemiş. Ve bu nedenle gri görünüyorlar. Öncelikle bunu düzeltmem gerekiyor. Bu render'ı almadan bir önceki render'ımda aynı çözünürlükte render almıştım. Bazı malzemeleri hoşlanmadığım için değiştirmiştim. Orada map'ler görünüyordu. Öncelikle şu map'leri kırpıp üzerine alalım. Şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar map'lerimiz var. Buradaki kaplama siyahtı. Ondan hoşlanmamıştım. Onu değiştirmek için tekrar render etmiştim. Şimdi görselimizin üzerinden yine şurada çiçeklerimizin olduğu bölümü Ctrl C dedim, kopyaladım. Gelip öncelikle şunun yine bir kopyasını alalım aşağı doğru. Ctrl V diyorum, yapıştırıyorum. Şimdi tabii ki de birazcık düzenlememiz gerekiyor. Hassas yapmak için fareyle değil de oklarla ilerliyorum. Şu şekilde durabilir. Biraz daha şöyle tam oturtalım. Şöyle şu anda kaynaştı. Yine dikkat ederseniz şurada bir keskinlik var. Onu da gidermek için yine silebilirim. Zaten aşağıda orijinal görselim bulunuyor. Kenarlarını siliyorum. Sadece çiçeklerimin kaplamasının yerine gelmesi yeterli olacak. Şöyle tekrar bir kontrol edelim. Evet, şu an sıkıntı yok gibi görünüyor. Hemen gidelim render elementlerimize bakalım. Öncelikle yansımalardaki yansıma reflection uyguladığım yerlerdeki kısımları keskinleştirmek için File Open diyorum ve Raw Reflection map'imi açtım. Şimdi burada görselimin üzerine bunu almam gerekiyor. Bir önceki post production videosunda çok detayına indiğim için şu an biraz daha hızlı ilerleyeceğim. Ctrl A, Ctrl C dedim yine. Görselimin üzerine yapıştırdım. Şimdi buradaki siyah alanlara ihtiyacım yok. Herhangi bir alfa kanalı da oluşturmadım. Burada renklere göre bir seçim yapsam yetecek. Zaten kaynaştırma modu kullanacağımız için çok önemli olmayacak ufak tefek hatalar. Hemen Select menüsünden Color Range diyorum ve siyah olan alanlara bir klik attım. Onayladım. Delete'e basarak siliyorum. Şu an yansımalarımı gayet net bir şekilde görebiliyorum. Tabii ki bu kadar yüksek değerlerde olmasına gerek yok. Soft light olarak işaretliyorum. Biraz fill değerini düşüreceğim. Bakın bu aşamada screen de kullanabilirsiniz. Bu yine değerini düşürürseniz kaynaşacaktır. Artık siz bilirsiniz. Ben dosyayı paylaşacağım. İstediğiniz şekilde modifiye edin. Soft light olarak kullanıyorum. Birazcık fill değerini düşürüyorum. Şu kadarcık bir etki aldık. Bakın şimdi burada cam kısımları ben camdaki yansımaları render aşamasına çok yüksek vermedim. Çünkü ortamın ışığını etkiliyordu ve bulanıklaştırıyordu. Bunu istemedim. Camlardaki yansımaları biraz daha netlemek istiyorum. Aynı map'i tekrar kullanacağım ama diğer kısımlar buna dahil olmasın istiyorum. O yüzden rahatça pencereleri seçebileceğim bir map daha almıştım. V-Ray Refraction map'i yani sadece cam yaptığım, camlaştırdığım, kırılma verdiğim yüzeylerde olan map. Bunu Ctrl A, Ctrl C dedikten sonra şöyle kaybolduk. Channels kısmında yeni bir layer açıp alfa kanalına yapıştırıyorum. Biliyorsunuz alfa kanalına seçim yaptığınız zaman beyaz alanları seçer. Kontrole basarak alfa kanalına tıkladım. Beyaz alanları seçti. İstemediğimiz seçimler için alta basarak çıkıyorum. Burada her ne kadar ön izleme göstermese de aslında şuradaki çiçeğimizi de seçmiş oluyor. Silmek istediğim yer burası değil. O yüzden Select'ten Inverse diyorum. Şu şekilde bir seçimim kalsın. Hemen kullanacağımız map'i alalım her şeyden önce. Ctrl V dedim, yapıştırdım. Tabii ne yapmış oldum şu an? Bütün seçimimi iptal etmiş oldum. Ters geldim biraz. Tekrar
Şöyle bir daha şuraları seçimden çıkarak Select'ten Inverse diyerek cam haricindeki her yeri siliyorum. Ctrl D dedim. Gördüğünüz gibi şu an yansımaları fazlasıyla alıyorum ama tabii ki de böyle bir görsele ihtiyacımız yok. Şimdi soft light biraz karartarak geliyor. O yüzden ben burada screen kullandım. Aydınlattım ve yansımaları biraz daha netleştirmiş oldum. Yine bunun üzerine siz istediğiniz değerleri verebilirsiniz. Şöyle yaklaşık 26 gibi bir değerde bırakıyorum. Biraz arkayı soldurmuş oldum. Peki. Üzerine bundan sonra yapacağımız işlem Extra Text Map kullanmak. Bakın bu çok önemli. Normalde ben render alırken Ambient Occlusion kullandım işlemlerim daha net görünsün diye. Ama hiçbir şey Extra Text Map'in verdiği görseli vermeyecek bize. File Open dedikten sonra Extra Text Map'imi aldım. Ctrl A, Ctrl C dedim. Yine gelip görselimin üzerine Ctrl V dedikten sonra yapıştırıyorum. Şimdi bunu tekrar Soft Light olarak işaretliyorum. Bakın şu şekilde bir detay veriyor. Yine fill değerini düşüreceğim ama gördüğünüz gibi burada bizim sandalyemiz çok fazla etkileniyor bu işlemden. Rengi bayağı sönüyor. O yüzden Extra Text Map'in üzerinden şu sandalyeyi çıkarmam gerekiyor. O yüzden hassas bir şekilde sandalyeyi seçip şu background'un kopyasından, ya daha doğrusu şuradan çıkaracağım. Altta zaten şu istediğimiz görseli alacak. Hassas bir seçim yapmak için pen tool'umu alıyorum. Etrafından şöyle bir Ctrl Z ile geleyim. Biraz yaklaşıyorum. Şu şekilde seçim yapıyorum. Evet, seçimimi tamamladım. Bu aşamada videoyu durdurdum çünkü bayağı bir detaylı bir şekilde giderek ilerledim ve zaman almasını istemedim. Seçimimi tamamladım. Ctrl Enter dedikten sonra yine şu Extra Text Map seçiliyken Delete tuşuna basıyorum. Şöyle layer'ımızı seçelim. Delete tuşuna bastım. Gördüğünüz gibi arkadaki görseli, yani şu background'da kullandığımız görseli aldı. Yine halihazırda seçiliyken şu background kopyanın üzerinde isterseniz bunun işte ne bileyim hue saturation'la veya brightness'ıyla yine oynayabilirsiniz. Bakın biraz daha parlatabilirsiniz. Kolları seçmedim ben. Çok göze batmıyordu. İsterseniz yine onun üzerine de düzenlemeler yapabilirsiniz. Biraz şöyle keskinliğini arttıralım. Ctrl D dedim. Seçimden çıktım. Şöyleyken şöyle bir hale getirmiş olduk. Şimdi burada şu uyguladığımız Extra Text Map'in ayarları size kalmış. Yani nasıl bir yoğunlukta kullanmak istiyorsanız. Benim hoşuma gittiği için şöyle 60 küsürlerde bırakmıştım. Bunun verdiği detay çünkü hoşuma gitmişti ve gördüğünüz gibi bayağı fark ettiriyor. Bu aşamadan sonra artık birazcık renklerini ve ışıklarını toparlayayım. Öncelikle Color Balance'la yine renklerini birazcık toparlayalım. Yani şöyle şu aşamaya kadar olan kısmını aslında bir kopyalayıp birleştirsek daha iyi olacak yine. Hepsini seçtikten sonra Layer, Duplicate Layer diyorum ve Ctrl-E ile birleştiriyorum. Şu an tek başına bu görsel zaten geldiğimiz aşamayı temsil edecek. Hemen Color Balance uygulayalım. Şöyle bir yakınlaşarak bakalım ışıklarına. Biraz fazla yeşile çaldı. Evet, bir şöyle bakayım. Evet, gayet iyi. İstediğiniz etkiye zaten alabilirsiniz. Şöyle biraz daha toparlayalım. Yine arada tabii ki birkaç deneme yaptım. Şöyle bir etki de bırakabiliriz. Onayladım. Yine yaptığımız işe bir bakalım. Şöyle bir etki altına almış olduk mekanı. Hemen üzerine levels uyguluyorum. Şöyle birazcık keskinleştirelim, parlatalım. Şöyle bir açıda olsun. Bir curves'le bakalım.
Şu şekilde olsun. O da yine etkisini bir görelim. Evet, color balansımız, levels'ımız ve curve'ümüz. Yine birazcık da brightness kontrastına bakalım. Şöyle kontrastı arttırdığımız zaman daha güzel durabilir. Bakın, daha detaylı zıtlık verdiğimiz zaman. Bu şekilde kullanabiliriz. Benim ilk oluşturduğum final görseli bu şekildeydi. Ama bir şekilde daha ben yine ekstra text map almıştım. Bir ona da bakalım. File open diyorum. Şöyle bir dosyamı bulayım. Element RGB. Şu şekilde bir ekstra text map de almıştım. Bunu da yine ortama sarı bir etki vermek için kullanabilirsiniz. Şöyle şu aşamaya bir Ctrl V diyeyim, yapıştırayım. Soft light yine seçebilirsiniz. Tabii şu an çok yoğun geldi, bir de şu tepedeki verdiğimiz aşamalar sebebiyle de bu şekilde oluyor. Mesela şunu kapatırsanız direkt turuncu bir etki de alabilirsiniz. Ben bunu da kullanmıştım. Yine istediğiniz şekilde editleme yapabilirsiniz. Şimdilik bu kadar diyelim arkadaşlar. Ben yine dosyaları upload edip download linkini açıklamalar kısmında paylaşacağım. Bir sonraki eğitim videosunda görüşmek üzere diyelim şimdilik.